Bir gövde çekiyorsunuz, tekrar bir ızgara çekiyorsunuz. Atık üzerinde toprağın altında bir 5 ile 10 santim arasında karışması yetiyor. Ekstradan 20, 23, 15, 18, 46 diye kimyasal gübreleri ekstra attırmıyoruz. Amacı neden attırmıyoruz? Amaç şu, bu ürün toprağı bir kere kabartıyor, nemli bırakıyor. Sizin ekçiyeniz, biber olsun, diğer mahsuller olsun, bunun köklenmesini sağlattığı gibi bitkinin çıkışını sağlıklı bir şekilde yapıyor. Yani kök hastalıkları, mantarı hastalıkları, kumdan hastalıklar %60-%70 bitkiye artık temas etmemeye başlıyor. Çünkü sağlıklı bir kök gelişimi sağlıyor. Yıllardan beri bu bölgede ben faydalarını biliyorum. Toprak yapılarında sıkı sert bir, yani bu da nedeni kimyasal gübrelerin toprak altında belli bir oranda alıyor. Belli bir oranın aşağısında toprağın altını sıkı sert yapıyor. Bu da ne yapıyor? Kök saçağı atamıyor. Kök saçağı atamayınca eskiden tonajlarımız, atıyorum biber için söylüyorum, 5,5, 6 tonlar derken şimdi artık 3-3,5 ton gibi maliyetler aza indi. Yani tonajlarımız az seviyeye geldi. Bu ürünün amacı bu minimum seviyedeki olan tonajınızı maksimum seviyeye getirmek. Ama sırf bununla oluyor mu? Hayır. Bunun haricinde diğer besleme gruplarımız, çünkü bölgede avantajı damlama sulama sistemi olduğu için damlamadan siz iz elementli, mineralli takviyeler yapabiliyorsunuz. Herkese dağıtmış olduğumuz şu biberde gübreleme programı var. Herkesin evinde vardır. Burada yaklaşık 6 uygulama var. Bu 6 uygulamanın tamamı hem yapraktan hem damlamadan, yani sizin tonajınızı ekstradan arttırabilmek için her maçada çiçeklenme sayısını, tohum sayısını, sürgün sayısını arttırabilmek için bir uygulamalar var. Yani azotlu fosforlu gübresinden tutun, amiyasit geniş yosununa kadar, köklenmesi için yumurta asidine kadar hepsi var içerisinde. Bunlar da uyguladığımız zaman zaten bitkinin istediğiniz tonajlara ulaşmaması, her ikisi de birbiriyle kontak çalışır. Bu toprağı çözer, kabartır, nemli bırakır, sıkı sert toprağı tarıma elverişli hale getirir. Örneğin siz arazinize gezdiğiniz zaman eskiden şunu görüyordunuz, toprak yapısı yazın beton gibi oluyordu. Kışın çamur içerisinde balçık gibi oluyor. Toprak balçık içerisinde oluyor. Şimdi bunu attığınız zaman neyi fark edeceksiniz? Yaz sezonunda o sıkı sert toprağınızın şöyle bir kabardığını, ayağınızı bastığınız zaman sünger gibi olduğunu. Bunun amacı nedir? Bitkinin daha rahat kök alışverişini yapabilmesi. Yani köklenmesini sağlattırmak. Bitki çok rahat bir şekilde köklenme yaparsa çıkışı da güzel olur. Ne yapar? Kök hastalığına da yakalanmaz. Bu ekstra size ilaçtan, zehirden tasarruf sağlattırmak. Birincisi bu. İkincisi tonaj artışı için birinci ve ikinci uygulamalarda, üçüncü uygulamalarda zaten ekstradan destekli damlama ve yapmak gübreleri zaten bunun içerisinde size verilen programların içerisinde var. Bunlar size bitkinizin tonajını, verimini arttırmak için uygulanan ürünler. Gelelim toprak altı ürünümüzün neden kimyasal gübrelerden artı avantajı var? Neden kimyasal gübrelerden ucuz? Şimdi ürünün fiyatı 9-9,5-10 bandına çıktı. 14'lerden de aşağıya çektiler. Şu anda siz herkes azotlu gübre atıyor. Şimdi biberde azotlu gübrenin ihtiyacı var ama ihtiyacından fazlası boy yaptırır. Ama boğum aralarını açtığı için de bu sefer sizin tonajınız aşağıya düşer. Bizim amacımız boğum arasını kısa tutup maça sayılarını fazlalaştıraraktan eksik olan, yani dekarda 3 ton, 3,5 ton aldığınız maliyeti, ürünü biz 4,5, 5 tonlara, eski 6 tonlara nasıl çıkarabiliriz derdindeyiz. İlk yıl verim minimum %20 ile %30 arasında zaten bir artış gösteriyor ki biberde biz Fethiye, Antalya, Demre, Kumluca kapalı seralarda özellikle söylüyorum çok iddialı bir şekilde tonaj ve verim artışını İlk yılda %50'ye çıkarttırdık. Sadece bu ürüne bakın. Dekara ortalama 4 çuval attılar. Bu da 80 kilogram yapıyor. Açık arazide biz bunu 40 kilogram uyguluyoruz. Hem mısırda, hem bağlarda, hem domatesde, arpa, buğday, mısır, sılaş gibi tek yıllık ekimlerin tamamında bu ürün kullanılıyor.
Ürün içerisinde organik maddesi, ürün asidi yaklaşık 17 tane farklı güzel elementten oluşan, gerçek anlamda toprağı çözen, toprağın yapısını düzenleyen, eski atalarımızın, dedelerimizin zamanındaki verimli hale geçirtiler, 70 ile 80 santim arasında toprağı çözen bir üründür. Bir yıl toprakta çalışır. Yani bunu atın, en basitinden evinizde saksınız varsa, bahçeniz varsa, saksının üzerine serpin bunu, hafif tırmıkla karıştırın veyahut da kazın, bir avuç bırakın, kapatın, bir yıl sonra gidin, %50'si orada durur arkadaşlar. Çünkü ihtiyacı olduğu zaman, ta ki siz damlamadan suyu verdiğiniz zaman ürün çalışır. Su aralarını da uzatacak. Atıyorum sizin dekardaki ton maliyetiniz 300 litre suysa bunu 150'ye düşürür. Yani siz 10 kere damlamadan su veriyorsanız bu maliyet de 7'lere 6'lara düşer. Çünkü toprak altında tavı bırakmadığı için, suyu bırakmadığı için bu sefer ne yapıyor? Bitkinin su ihtiyacı, yani stresi de girmiyor. Su sıkıntısı yaşanan yerlerde bunları gördük. Bunun da çözümünü bu şekilde vermiş olduk. İyi bir ürün. Kullanan yaklaşık 13 yıldan beri sektörde birçok üretici var. Bu Manisa, Menemen, İzmir, Türkiye'nin her noktasında. Urfa'sından Antalya'sına, Sakarya'sından Tokat'ına, Amasya'sına, Ankara'sına, varıncaya kadar, Bursa'sı, Aydın'ı dahil olmak üzere her bölgede yaklaşık 85 tane bizim bayimiz var. Bu bayilerimiz bu ürünleri yaklaşık, biz 13 yıldan beri sektördeyiz, 7 yıldan beri aktif bir şekilde satıyor. Kullanan her müşterim öncelikle şunu diyor, Allah bin kere razı olsun. Toprağım düzeldi, verimim arttı, tonajım arttı. Bunu cevizcim de söylüyor, kirazcım da söylüyor, elmacım da söylüyor, buğdaycım da, arpacım da, bibercim de, domatescim de, kapyacım da. Özellikle Kınalova'sına gidin, pamukta, kapyada, domatesle çok yoğun bir şekilde bu yıl artık aktifleşti. Hem gübre fiyatlarının yükselmesi, bizim ürünümüzün fiyatının düşük olması. 6 yıl önce, 7 yıl önce satış fiyatımız aynıydı. 6 yıl, 7 yıl geçti, satış fiyatımız aynı. Neden? Yerli üretim, milli üretim. Dışa bağımlı değil. Azot yükseğe çıktı, fosfor yukarı çıktı, potasyum şöyle oldu. Bu üründe herhangi bir etkileme gerçekleştirmiyor. Tuncay Bey'in vesilesiyle bu bölgeye satış rakamlarının